rahim, Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlar. Aile reisine erkeğe düşen vazifelerden biri de hanımını muhafaza etmekte ve kıskançlıkta haddi aşıp yersiz şüphelere, boş kuruntulara düşmemesidir. Bu işte orta yolu bulması gerekiyor. Dinimizin aslında bizlere sunmuş olduğu ölçüleri esas almamız gerekiyor. Dinimizin bir insanı tanıma hakkında hüküm vermede bize öğrettiği ölçü şudur. Hiç kimse hakkında zan, tahmin, hayal, rüya, keşif yoluyla asla ve asla hüküm verilmez. Ben zannediyordum ki sen böyle yapıyordun. Ben rüyamda gördüm sen böyle yaptın diyerek bunlar ile karşı taraftaki insana kesinlikle hüküm verilmez. Bir iş Güneş gibi açık olmadıkça hakkında hüküm vermede acele edilmez. İhtimal dahilinde olan bir şey olmamışsa kesinlikle oldu denmez. Olumsuz bir durumda iş, olduğundan daha fazla abartılmadan, fitne yapılmadan incelenir. Evet, fitne bir ateştir. Allah Celle Celaluhu Hazretleri fitnenin azametini Kur'an-ı Hakim'de bizlere şöyle bildiriyor. Estaizu billah. El fitnetu eşeddu minel katil. Fitne yapmak, insanların arasını bozmak, olmayan şeyi olduğu gibi göstermek, katilden, öldürmekten daha beterdir. Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam hadis-i şerefinde şöyle buyurmuştur. Fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun. Bizler de güneş gibi açık olmayan bir şey hususunda zann zannımızca, hayalimizce, tahminimizce hareket edersek... Allah muhafaza hadis-i şerifteki o laneti üzerimize çekeriz. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri fitne yapmaktan ve her çeşidinde bulunmaktan bizleri muhafaza buyursun. Özellikle küfür ile namus ile ilgili suçlamalarda çok dikkatli olmalı mümin. Bir mümine küfre girdi veyahut da namusunu kirletti demek için yapılan iş aksine hiçbir ihtimal kalmayacak şekilde açık ve kesin olmasıdır. Net olmalıdır. Yoksa aksi halde iftira olacaktır bu. Küfür hükmü kafir diyene dönecektir. Bu kimse ayrıca adalet vasfını ve şahitlik ehliyetini kaybedecektir. Tövbe etse de ölene kadar yalancı lekesiyle yaşayacaktır. Hanımda Kadında açıkça görülen kusurlara ve devam eden kötü hareketlere göz yummamalıyız. Onu anlayacağı bir dille uyarıp doğruyu söyleyerek düzelmesi için kendisine yardımcı olmamız gerekiyor. Bu sevginin gereğidir, vefanın icabıdır, arkadaşlığın da hakkıdır. Bunun yanında kadın hakkında kötü düşüncelere ve yanlış kanaatlere götürecek derecede vesveselere kapılmamalıdır kamil bir mümin. Onun gizli yönlerini araştırmamalıyız. Her şeyi iğneden ipliğe incelerek araştırmaya gerek yoktur. Bir kimsenin görünen hal ve hareketlerine göre hüküm vermek bizler için yeterli olacaktır. Bunun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hainlik yapıyor zanlı ile kadınların hatalarını araştırmayı biz müminlere yasaklamıştır. Erkek nasıl bir yol izleyecek? Öncelikle evvela erkek hanımına güvenmesi lazım. Kadın bu güveni açıkça zedeleyecek bir hale girmiyorsa endişe etmeye gerek yoktur. Dinimiz zahire bakar, şeriat zahire bakar. İhtimale değil, ortada olan işe göre hüküm verilir zanna göre değil. Herkesin kalbini ve niyetini ancak ve ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Kıymetli kardeşlerim, huzuru kaçıran hastalıklardan bir tanesi de boş şüphedir. Bazıları ailesi hakkında şüphe hastalığına yakalanır. Kendinde kendince olmadık şeyleri hayal eder, gördüğü kötü rüyalardan bile etkilenip hanımını ve kızını takibe alır. İşe gidiyor gibi yapıp evin etrafını kontrol eder. Hatta aniden eve girip bir şeyi unutmuş gibi yaparak kanepe altlarına kadar her yeri bir müfettiş edasıyla teftiş eder. Hiçbir şeyden habersiz olan kadın da bu adam ne yapıyor, acaba neyi arıyor diyerek şaşırır kalır. İşte bunların hepsi hatadır, yanlıştır. Bir kadın... Allah'a ve ahirete iman ediyor, beş vakit namazını kılıyor, örtüsünü koruyorsa, görünürde itaat içindeyse, helal ve haramın ne olduğunu bilip haramlardan kaçıyorsa, erkeğine baş kaldır, kaldırmıyor ve onun hak olan bütün arzularını elinden geldiği kadar yerine getiriyorsa, bu kadın için artık hiçbir şüpheye düşmeye gerek yoktur. Kadın hiç günah işlemeyecek, kusur yapmayacak demek de doğru değildir. Bir iki kusurlu davranışından dolayı hemen hanımını veya kızını suçlamaya gerek yoktur. Kadın veya erkeğin aklından kötü bir işi yapmak geçebilir. Kötü bir iş dille söylenmez veya bizzat işlenmezse bir günah yazılmaz. Hatta içinden geçen kötü hislere ve vesveselere uymadığı için kendisine sevap dahi yazılır. Kimseyi tahmin ile mahkum edemeyiz. Kimsenin aklından geçeni bilmek ve ona göre tavır almak gibi bir durumumuz, bir görevimiz de yoktur. Hiç kimse hakkında onun görünen bir kusurundan başka kusurunun olduğunu söylemeye hakkımız yoktur. Görmediğimiz kusuru söylemek değil, düşünmek bile yanlıştır, vebaldir. Bu kötü zanla girer. Dinimiz de kötü zanlı yasaklamıştır. Allah Celle Celaluhu Hazretleri ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu ştenibu kesiran minel zanni. İnne ba'de zanni ismun ila ahiril aye. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar vardır ki onlar günahtır. Herkes için emniyetli olan dinimizin öğrettiği edebe uymaktır. Edeb her konuda helale ve harama dikkat etmektir. Kadın kendi başına buyruk yaşamamalı. Evin dışına kocasından izinsiz çıkmamalı. İzinle çıktığı zaman da örtüsüne, edebine, hareket ve konuşmalarına dikkat etmelidir. Kıymetli kardeşlerim, aşkta kıskançlık vardır. İfrat ve tefrite kaçmadan orta yollu kıskanmak medih olunmuştur, övülmüştür. Bakın, Asr-ı Saadet'te Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam ve Hazreti Ayşe Radıyallahu Teala Anha validemiz arasında geçen bir menkıbe de şöyledir. Hz. Ayşe validemiz anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir gece yanımdan çıktı. Diğer hanımının yanına gittiğini düşündüğümden dolayı bende bir gayret ve kıskançlık hali meydana geldi. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam yanıma geldiğinde Bendeki değişikliği ve heyecanı görünce "Neyin var ey Ayşe? Yoksa kıskandın mı?" dedi. Ben de "Benim gibi bir kadın senin gibi birini tabii ki kıskanır ya Resulallah." dedim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki: "Anlaşılan sana şeytanın gelmiş." dedi. Ben "Ey Allah'ın Resulü, benimle birlikte şeytan var mıdır?" diye sordum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam "Evet, vardır." buyurdu. Ben her insanla birlikte bir şeytan var mıdır ya Resulallah diye sordum. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam evet vardır ya Ayşe buyurdu. Peki senin yanında da şeytan bulunur mu ya Resulallah diye sordum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam evet bulunur fakat Allah Celle Celaluhu bana yardım etti. Şeytan bana teslim oldu buyurdu. Evet düşmanımız var o da şeytan aleyhinale. Eğer ki biz Kur'an ve sünnet ışığı altında yaşamıyor, tasavvuf, tasavvufi hayatı hayatımıza sokamıyorsak şeytanın esiri oluruz. Şeytanın esiri olduğumuz takdirde şeytanın telkinlerine kulak verir, Allah muhafaza aile yuvamızı dağıtırız. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri şeytana teslim olanlardan değil, şeytanın teslim olduğu kulların arasına bizleri de ilhak eylesin inşallah.